Bu videomuzda veri tabanımıza yeni bir kısım ekleyeceğiz. Veri tabanımıza ekleyeceğimiz kısım şu. Bizim iletişim kısmımız olacak. Yani yeni bir tablo ekleyeceğiz. Kullanıcılar oluşturacağımız iletişim formundan bize site ile ilgili görüşlerini aktarabilecekler. Bu şekilde bir kısım oluşturacağız şu an. Tables kısmından New Table diyorum. Yeni tablo ekliyorum. Burada iletişim kısmı yapacağız. O yüzden kontakt diyeceğim. Kontakt ID oluşturuyorum. Devamında kontakt şöyle kontakt message oluşturuyorum. Bir mesaj gelecek. Kontakt mail oluşturuyorum. Ve kontakt name oluşturuyorum. Bu kısımları oluşturdum. ID kısmı veri tabanlarını anlatırken de zaten çokça bahsetmiştim. Bizim TC kimlik numaramız gibi düşünülebilir. Yani buradaki bu kontakları birbirinden ayırmamızı sağlayacak. Burayı integer yapmam gerekiyor ve boş bırakılamaz yapıyorum. Devamında sağ tıklayıp primary key olarak ayarlıyorum. Yani bizim şunları birbirinden ayıracak kısmımız bu. Primary key olarak ayarladım. Sonrasında aşağıdan Identity Specification özelliğini yes yapıyorum. Bu da artış miktarıydı. Yani biz bunu ayarlamadan, kendi elimize girmeden otomatik olarak artacak. İlk girilen verinin ID'si 1 olacak. Sonrakininki 2, sonrakininki 3 bu şekilde devam edecek. Seed değeri şuradaki başlangıç değeri. Increment değeri ise artış miktarı değeridir. Bu şekilde. Contact message kısmı bizimle iletişim kuran, oraya mesaj yazan kişinin yazacağı mesajı tutacak. Burayı envarchar maksimum yapıyorum. Çünkü uzun şeyler de yazabilir. Boş bırakılamaz yapıyorum. Contact mail kısmı kullanıcının bize mesaj atan, oraya veri giren kullanıcının mail adresini alacak. Buradan yine envarchar olarak bunu ayarlayabiliriz. Envarchar 100 yapalım. Şimdilik yeterli olacaktır. Contact name ise adı üstünde zaten. Buraya veri giren kullanıcının ismi olacak. Bunu da envarchar 50 olarak ayarlayalım. Hiçbirini boş bırakılabilir yapmadım. Hepsi boş bırakılamaz durumda. Bu şekilde oluşturalım ve diyelim ki table contact. Bu şekilde veri tabanı kısmımızı oluşturduk. Bundan sonraki videoda buraya veri girilecek kısmı oluşturacağız. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.